Arkadaşlar ben İslam dünyasının sorunları hakkında birkaç sorunu açıklamak istiyorum. İslam dünyası kendi içinde parçalanmış bir akla sahip olma durumundadır. Bu akıl parçalanması önündeki sorunları çözüme kavuşturma konusunda en önemli sorunu oluşturmaktadır. Çok farklı dünya görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş bir akıl sorunu akletmede ve çözümleme yetisinde ciddi zaaflar oluşturmaktadır. İslam dünyasının kendi başına bırakılmadığını el-an yaşadığımız siyasi gelişmeler bir kez daha bize gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası İslam dünyasına yönelik siyasi ilgi beraberinde yeni bir kültürü oluşturma zorunluluğu da doğurmuştur. Zaten kendi içinde çoğulcu olan İslam dünyası kendine yabancılaşacak yeni bir kültürü Rönesans kültüründe eğitim müfredatına katmıştır. Bunları söyledikten sonra İslam dünyasının sorununu iki şekilde incelememiz daha isabetli olacaktır. Bunlardan birincisi dıştan gelen sorunlar. Bu sorunların başında da İslam dünyası modern kültürün ana öğeleri üzerinden kendi kültürüne de yabancılaşmış ve bu kültürün ürettiği çatışma birçok soruna neden olmuştur. Müslüman olmayanların ya da ortalığı karıştırmak isteyenlerin İslam adına kendi düşüncelerini veya itikadi bir sıkıntısı olmayan bir görüşü ortaya atıp ve geri çekilmeleri bir mesela Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya gelmesi, bu görüşe inanmak veya inanmamak insanı dinden çıkarmaz. Ama medya ve kamuoyu öyle ustalıkla kullanılıyor ki insanlar kendilerinin karşısındaki görüşü hemen tekfir ediyorlar. Buradaki sorun Müslümanların uyanık olmamasından ve kendi değerlerini tam olarak bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bir diğer sorun ise İslam'ın önünü kesmek ve çamur atmak için kurulmuş örgütler. Buraya kadar söylediğimiz sorunlar dış sorunlardı. Şimdi ise içten gelen sorunlara bakalım. Müslümanların içleri içindeki mezhep ve mezhepçilik çatışmaları. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesi. İslam adına kurulmuş hemen hemen her grup ve kuruluş kendisinin en doğru ve en iyi olduğunu savunuyor ve kendinden olmayanları ise dışlıyor. Bu sorun çok büyük bir bu sorun çok büyüktür. Müslümanlar birlik ve dirlik yani vahdeti vücut olamazlarsa dağılırlar, güçlü olamazlar ve yabancı bedbahların gölgesinde ve tesirinde kalırlar. Onun için bu ve bunun gibi birçok sorundan kurtulmak için önce Kur'an ve sünnetin yolundan edebiyen ayrılmamak zorundayız. Zira eğri yolda doğru aranmaz. Kendi tarihini, kökenini ve düşünce geleneğini insanların araştırıp ve sahih bir yolda ilerlemesi gerekmektedir. Bunu daha ileri gidebilmek ve değerlerimizi bilmek zorundayız. Sözlerimi Allah-u Teala'nın buyurduğu bir surenin ayetiyle bitirmek istiyorum. O kullarıma ki onlar sözü dinler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.